Akşamlar sevgili dinleyicilerimiz, bir Gönül Pınarı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Önümüzde bir saatlik hemen hemen bir süre var. Bu süre içerisinde Osman Ünlü hocamıza bir sorumuz olacak ve bunun ayrıntılı bir şekilde cevabını almaya çalışacağız. Soruya geçmeyelim isterseniz. Her zaman olduğu gibi yine mikrofonu hocamıza bırakalım. Buyurun efendim. Her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde bizi dinleme zahmetine bulunan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. İstifade etmeyi de, feyzinden istifade etmeyi de nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca dinleyicilerimizden hasta olanlar varsa ve hastalar varsa Ankara'yı bir zaman Rabbimizden onlar için şifa niyazında bulunuyoruz. Dertleri, deva, borçlara eda ihsan etmesini, sıkıntıda olanların da sıkıntılarını hayret iptil etmesini Rabbimize yine niyaz ediyoruz. Ahir zaman fitnesinden Cenab-ı Hak bizleri de, bizi dinleyenleri de, neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun ve son nefeslerimize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin. Hocam şimdi diyelim ki elimizde sermaye olarak 1000 liramız var. Bu 1000 lirayı işte nerede çalgı orada kalgı hesabı savurduk. Har vurup harman savurduk ve bitirdik. Diğer insanlar bize demezler mi? Bu adam sermayesini boş yere, lüzumsuz yere, lüzumsuz işlerde harcadı, bitirdi. Ve bizi ahmak olarak, ne bileyim iş bilmez olarak, ticaretini bilmeyen bir akılsız olarak görürler. Ve herkese düşünür, söyler bunu. Tabii. Şimdi sermaye deyince tabii maddi sermaye tamam da bizim asıl sermayemiz ömrümüz değil midir? Belli bir hayatımız var. Değil mi? Onu da böyle har vurur harman savursak ne olacak? Yani şimdi ben kendime bakıyorum sanki öyle olmuş gibi. Demek ki ben ahmağım gibi bir sonuç çıkar buradan yani. Öyle diyordu ki işte ahmak bu dedik. Yani. Biz de ahmağız. Yani o zaman öyle olmuyor mu? Bu ömür sermayesini nasıl kullanması lazım bir Müslümanın? Şimdi siz böyle sorarken siz zamanınızda var mıydı bilmiyorum. Bizde okuma kitapları vardı, okuma diyorlardı. Biz de okuyorduk ama. Okuma kitapları. Kitapları. Ama biz de okuyorduk orada. Bizde de vardı ya. Hala var. Şimdi orada karınca ile Ağustos böceği hikayesi anlatılıyor. Şimdi dinleyicilerimizden çoğu bilir. Yeni nesil belki o kitaplar yoksa duymamıştır. Onlar bilmeyebilir. Ağustos böceği yazın hakikaten hiç susmuyor. Habire ötüyor böyle. Saz çalıp duruyor. İşte tabi bu yazın böyle zevk sefa içerisinde kendisine verilen zaman dilimini öyle geçirmiş. Kış gelince tabi aç kalmış. Karınca yazında o sıcakta habire buğday topluyor, şey yapıyor, yoruluyor, çalışıyor falan. Stokları yerinde. Her tarafı kar örtünce gelmiş komşu demiş yiyecek yok. Aç kaldık. Karınca demiş ki yazın ne yapıyordun sen? Demiş saz çalardım. Neyle bir çalmaya devam et. Ya. Bize de aynı şeyi söylemeyecekler mi ahirette? Size bu kadar ömür verildi. Ne yaptınız bunu diye. Hatta kitaplarda geçiyor. Cehennemdekiler, cehennemdeki vazifeli meleklere diyeceklermiş ki bizi dünyaya gönderin tekrar yeniden. Biz alnımızı secdeden kaldırmayacağız. Hep ibadet edeceğiz. Hiç isyan etmeyeceğiz. Peki meleklerin cevabı neymiş? O da yazın. Buyuruyor ki be ahmaklar oradan geldiniz ya. Oradan geldiniz. Allah-u Teala insan akıl vermiş. Ama akıl tek başına sendeliyor. Rotasını tutturamıyor. Yolunu bulamıyor. Onun için Allah-u Teala akla rehber olarak peygamberler yapmış. Peygamberler akla yol gösteriyor. Daha doğrusu aklın önüne tabi caizse ışık tutuyor. Işık tutuyor evet. Ve mesela bir şeyde siyadet gibi de var o. Akıl göz gibidir. Şeyse İslamiyet ise Allah-u Teala'nın gönderdiği dinler ise ışık gibidir. Göz lazım görmek için ama karanlıkta göremiyor işte.
Bir işe yaramıyor. Bir işe yaramıyor. Ama ışığı tutunca, yani peygamberlerin getirdiği, Allah-u Teala tarafından getirilen onu, aklın önünü aydınlatıyor. Ha diyorsun, bu doğru bu yanlış. Bu hak bu batıl. O zaman diyebiliyorsun. Başka türlü diyemiyorsun. Dolayısıyla bunu kavrayabilmek için herkes diyor ki ben akıllıyım, aklıma danışacağım. Aklıma eğer yatmazsa ben kabul etmem. Öyle piyasada çok o kadar tipte. Ama insan bazen acıyor böyle konuşanlara. Hani akıllıyım zannediyor. Halbuki nefsine tabi o sözlerin hepsi nefsinin esir olduğunun alameti. Nefsi aklı falan örtmüş. Ben işte şöyle düşünürüm, ben böyle düşünürüm, benim mantığıma falan. Ne mantığı ya? Doğrudan dönün nefsine tabi. Allah-u Teala rahmet eylesin hemen abiler. Toplantıların çoğunda siz de işitmişsinizdir abire buyururlardı. İnsan ya Allah-u Teala'nın kuludur veya nefsinin kuludur. Üçüncüsü yok. Efendim şeytan. Şeytan nefsin daha az zararlı bir varlıktır. Hem dışarıdaki düşman içerideki değil o. O Allah-u Teala'dan bahsedince defolup gidiyor. Nefs defolup gitmez. O içeride duruyor. Dolayısıyla hatta kitaplarda yine anlatılmış da peygamberlerde peygamberler sıfatları anlatırken peygamberlerin peygamberlerde bulunması gereken sıfatlarından bir tanesi de fetanet. Ama ne demek? Çok akıllı olmalar demektir. Yaratırken Cenab-ı Hak onların aklını çok üstüne yaratmış. Bizim aldandığımız nokta o da insan bir hayır değil. O farklı. Allah-u Teala onu yaratırken farklı yaratmış, üstün yaratmış. Mesela tasavvufun birçok tarifleri yapılmış. Hatta bu tam İbn-i Hasad Tebidi kitabını hazırlayan Zat-ı Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala aleyh buyurmuşlar ki kardeşim buyurmuşlar birçok tarifler var kitaplarda. Bir de biz yaptık buyurmuşlar. Tasavvufun tarifini, tasavvuf haddini bilmektir. Müthiş bir şey o. Mesela edeple tarif edilir, haddini bilmek diye tasavvuf haddini bilmek. Bunu öğretir insana buyurmuşlar. Tasavvuf insana bunu öğretir. Haddini bilmeyi öğretir. Sınırlarının ne kadar dar olduğunu öğretir. Dar olduğunu. Yani kaç kilogram çektiğini anlar. Evet. Şey yapar. Mesela şimdi ya bir saat önce yaş ilerledikçe de aynı şekilde hafıza artık şey yapmıyor. Kayıt yapmamaya başlıyor. Ya 5 dakika önce bile şey yaptın ya neydi bir şey söylediydim falan diyorsun unutuyorsun. Unutuyorsun. Ama Cenab-ı Hak öylelerini yaratmış ki 20 sene öncesini mesela Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi aleyh öyle demiş bunu ben 20 sene önce falan kitapta okumuştum. 20 sene önce falan kitapta okumuştum. Onu tıkır tıkır hatırlıyor. Ben 5 dakika öncesini hatırlayamıyorum. İnsan şimdi bunları okuyor, bunları görüyor. İmam Hasan ve Muhanife Hazretleri ata binerken Kur'an-ı Kerim'i taradım buyuruyor. Bulamadım. 6000'den fazla ayet-i kerime bu. Hüküm itibariyle tarıyor. Bilgisayarlar yetişmiyor o hıza. Bir düşünüyorsun. Ya diyorsun o da insan, ben de insanım ama ben şimdi bunların neresindeyim? Ondan sonra yavaş yavaş kendini yokluyorsun. Ha. Bunlar böyleyse ben neresindeyim bu işin? Ve ondan sonra küçülüyorsun. Hani Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni işte kendisini falan böyle şey, alim falan filan zanneden birisi. Duymuş bir de ben gireyim demiş ziyarete. Gelmiş tabii Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin yanına da böyle boş yer varmış gitmiş kasılmış oturmuş. Ondan sonra biraz sonra işte yavaş yavaş böyle talebeler geldikçe Seyyid Abdülhakim buyurun şöyle diye yanlarını gösterdikleri bu kaymış. Kapının oraya kadar ve bir daha gelince kapının dışına çıkmış. O zaman ama nasipli birisiymiş demek ki. Vaziyeti anlamış. Yani hani Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi teala'ya tarif ettiği haddini bilme meselesi hakikaten insana haddini bildiriyor. Kaç kilogram geliyor. Diyeceksiniz niye uzattınız bunu bu kadar? Uzatmamızın sebebi efendim ben işte bana verilen ömrü ben aklıma danışırım aklıma göre yaparım falan. Geç sen aklını falan sen biz belli yani kaç kilogram geliyor ne kadar geliyor falan. Bunun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açık net bir şekilde buyuruyorlar ki insana verilen ömür kısadır, sınırlıdır. Dolayısıyla bunu en uzun yerde kullanmalı. Şimdi ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler var. Ama İslam alimleri bunları açıklamışlar. Kesin bir şekilde, bizim anlayacağımız şekilde. Mesela bunlardan bir tanesi İmam-ı Rabbani Kudüs'ü bir talebesine
buyuruyor ki vakit keskin bir kılınç gibidir. Vakit keskin bir kılınç gibidir. Bu ne demek? Biz kaç dakika oldu? Diyelim 10 dakika oldu. Bitti yani 10 dakika gitti. Ömür bize gitti o. Kesilip atıldı. Kesilip atıldı. Geri çevirme imkanı yok. Vakit keskin bir kılınç gibidir. Ne yapacaksan hemen yap buyuralar. Ne yapacaksan hemen yap. Mühim olanlarını öne al. Mühim olmayanları sonraya bırak. Soğanı doğrayan bıçak gibi. Soğanı doğrayan bıçak yani gibi. Böyle küçük küçük dilimler halinde vaktin böyle doğranıp gittiğini düşün. Yani bütün soğan olmaktan çıktı o. Evet. Artık bir daha bir... Lime lime gidiyor yani. Gidiyor. Ömür de insana, ömür de insana işte vakit insana sınırlı olarak verilmiş. Buna ilave edilme yok. Aa sen şunu yaptın, aferin sana bir 10 sene daha. Yok öyle bir şey. Doğduğun zaman, hatta ana rahmine düştüğün zaman, ne doğduğu zamanı? Ana rahmine düştüğün zaman işte 120 günde ruh verilir buyuruyor, bir melek gelir. Orada kulağına der ki Allah-u Teala sana şu kadar bir ömür verdi. Rızkına da kefildir. Endişe etme der ve mühürler gider buyuruluyor. Sana şu kadar bir ömür verildi. Bu değişmez. Hani dinleyicilerimiz belki hatırına gelebilir. İyi ama efendim başka programlarda da İslam ve toplum programında işte kabul olan dua, sadaka, ömrü uzatır, değiştirir diye de nakiller yapıyorsunuz. Doğru. Ama onların izahları da var. Allah-u Teala ezelde mesela Mustafa Toköz'e iki türlü ömür takdir etmiş. Birisi 80 yaşında, 80 yaşında şu dua yaparsa 120 yaşına kadar yaşayacak. Allah-u Teala hayırlısını versin. Ne yaptım çocuk? Cenab-ı Hak hayırlısını versin tabii. Yani bir kimse 50 yaşındayken orada bir şart var. O şartı yerine getirirse 20 sene daha. Ama ezelde takdir ediliyor mu? Allah-u Teala indinde biliniyor mu? Biz bilmiyoruz. Biz onu yaparız ve yapmayız. Yapmazsak 50'de biter. Yaparsak 70'de biter. Hasıl bundan ibaret. O uzatırdan maksat o. Bu bir ikincisi. Bir de uzatmayı Cenab-ı Hak ömrünü bereketli kılar. Efendim nasıl olur bu? İmam-ı Gazali Hazretleri 55 yaşında vefat etmiş. Ama yazdığı kitaplara bakıyorsun. Tüzüki elbesinelik. Yani yetmez bu. Ve o kitapları da ömrünün son 3 senesinde yazmış. Yani bazı kitaplarda o şekilde öyle kayıtlar var. Son zamanda yazmış yani. Ve 55 senenin her gününe bölmüşler. Her gününe 18 sayfa düşmüş. Bu bereketli bir ömür. Evet sınır itibariyle 55 bir yaş ama. Bebekken bile yazmış gibi yani. Bebekken bile doğduğu zamandan itibaren başlamış şey yazmaya. Yani diyorsun ki bu yetişmez. Allah-u Teala bereketlendirince olur. Bereketlendirince olur. Biri de 100 yaşında, 100 yaşına kadar yaşar da bir sayfa kitap bile okumamıştır yani. Okumamıştır. Yazmak şöyle dursun. Yani kitap bile okumamıştır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bazılarına o şeyi, bereketi ihsan eder. Ama verilen ömür sınırlıdır. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri şehit olduğu zaman, vefat ettiğinde işte o hançerlerin sebebiyle şehit olmuştu. Kendi eshabından Kabul Ahbar, tabiinin büyüklerinden diye anlatılıyor bu zat için rahmetullahi aleyh. Burada eshab-ı kiram da var. Eğer dua etseydi diyor daha yaşardı. Öyle deyince eshab-ı kiram diyor ki sen ne diyorsun ya? Ayet-i kerime var. Takdim olmaz, tehir de olmaz. Takdim öne geçmez. Tehir öne alınmaz. Takdim öne alınmaz. Tehir sonraya bırakılmaz. Yani vakti saati gelince yani o ecel gelecek. Doğru da diyor. O ecel geldiği zaman için geçerlidir. O hüküm. Ayet-i kerimede bildirilen. O zaman eshab-ı kiram diyor ki bizim bilmediğimiz bir şey biliyorsun sen o zaman. Ondan sonra o kazayı mübrem, kazayı muallaka açıklıyor. Peki diyor sen nereden biliyorsun? Ben diyor bunu diyor. Kendisinden öğrendim. O öğretti bana bunları. Peki diyor dua ederse dedin. Onu nereden biliyorsun? Onu da kendinden öğrendim. Kendisi biliyor muydu? Evet diyor. Dua etseydi Allah-u Teala buna bir ömür daha takdir etmişti. Biliyordu o takdir edilen ömrü de. Ama onu kullanmak istemedi. Dua da etmedi buyuruyor. 60 yaşında ahirete gitmeyi tercih etti. Peygamber Efendimiz gibi. Evet. Tercihini o şekilde kullandı. Buyuruyor. Dolayısıyla ezelde takdir edilen ömür belli. Zaman da belli. Öyleyse bunu en uzun bir yerde kullanmak lazım. Hani siz girişte bir misal verdiniz ya. İşte adamın eline bir sermaye verdik. O da gitti, pavyonlara gitti. İçkilerle, bilmem karı kızla falan bitirdi. Ondan sonra elde avuçta bir şey kalmadı. Efendim işte kiracıydım ben, kiracı da ev sahibi de beni kovdu. Sokakta kaldım, açım, sefilim, evim yok.
İnsanlar onun yakinen bilenler der ki sana az bile bu derler, değil mi? Öyle. Elinde vardı. Tabii yine geriye gittim ortaokul yıllarımda. Ortaokul bitirdi, liseye yeni başlamıştık. İlk senesiydi herhalde, bir nüfus sayımı olduydu. O nüfus sayımında İmatip liselerinden de, liseden ve İmatip liselerinden de destek istemişlerdi nüfus sayım memuru olarak. O zamanlar başlamışım ben yani, devlet memurluğuna. Biz de köylere göndermiştik. Köy çocuğum olduğumuz için ben de bir Ova köyüne, biz daha köylü Ova köyüne gittik. 15 hanelik bir köy ama bizim köy 400-500 hane. Bizim köyün yerleştiği yerde daha geniş 15 hane. Her biri 1000 metrekare oturuyor. Geniş geniş yerleşmişler. Yani. Yerleşmişler. Yani bir evden bir eve giderken sanki başka bir aynı şekilde mahalleye gider gibi, öyle bir şey falan. Orada bir şey anlattılardı. Buraya dediler bir çoban geldi. Herkes acımış. Çobana herkes işte kendi imkanlarında vermiş. Çobanın 300 koyunu olmuş. Tam o sırada devlet dedi şey dağıtıyordu, toprak dağıtıyor dedi. Toprak dağıtınca dedi bunu da köyden gösterip buna da 100 dönüm de toprak verildi. 100 dönüm toprak, 300 koyun. Adam çoban diye geldi, toprak ağası oldu. Ben de ta o zamanlardan meraklıydım. Dedim sonrası ne oldu? Adam dedi ki sonra dedi o götürüp dedi pavyonda şurada burada dedi koyunlar gitti önce, sonra toprak gitti dedi. Dedim sonra hiç dedi, sonra bizim köye gene çoban olmaya geldi dedi. Sonradan görme bayılıp ölme derdi. Aynen öyle. Sonradan aynen görme. Öyle. Demek ki adam elindeki sermayeyi kaldır küldür gitti, lazım olmayan yerlerde kullandı, harcadı ve bitirdi. Bizde en lüzumlu yer nedir? En lüzumlu yer Allah-u Teala'ya itaattir. Şimdi önceki ümmetlere verilen ömre göre Muhammed Aleyhisselam ümmetine verilen ömür çok az. Bu sebeple bu ümmet için önceki ümmetlere göre dünya hayatı çok kısa. Bu kısa ömrü de en lüzumlu yerde, en lüzumlu şeyde kullanmak gerekir. Bu en lüzumlu şey de kalbini toparlamış olanların, yani devamlı Allah-u Teala'yı hatırlayanların yanlarında bulunmaktır. Hiçbir şey Allah-u Teala'dan, onun sevdiklerinden ve dininden bahsedilen sohbet gibi faydalı değildir. Resulullah Efendimizin eshabı sohbet ile başkalarından daha üstün oldular. Peygamberlerden başka herkesten, hatta Veysel Karani ve Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nden daha üstün oldular. Halbuki Veysel Karani ile Ömer bin Abdülaziz Hazretleri evliyalıkta son dereceye yükselmiş ve sohbetten başka kemalatın hepsine varmışlardı. Bunun için Peygamber Efendimizin eshabından birinin yanılması, Resulullah Efendimizin sohbeti bereketiyle o ikisinin doğru işinden daha hayırlı oldu. Çünkü sahabe-i kiram Resulullah Efendimiz'i görmekle, melekle birlikte bulunmakla, vahiy ve mucizeleri görmekle, imanları görerek inanmak oldu. Bu üstünlükler bütün başka üstünlüklerin temelidir, kaynağıdır. Eshab-ı kiramdan başkası bunlara kavuşamamıştır. Veysel Karani Hazretleri sohbetin bu üstünlüklerini bilseydi, hiçbir şey onu Peygamber Efendimiz'in sohbetinden alıkoyamaz, bu üstünlüğe kavuşmak için her şeyi bırakırdı. Bunun için İbrahim bin Ethem Hazretlerinin talebesi olan Huzeyfe-i Meraşi Hazretleri dünya ehlinin sohbetinden kaçınır ve sevdiklerine sık sık sohbet az da olsa tesir eder hadis-i şerifini okurlarmış bu zat. Yani iyi kimselerle beraber olun. İyi kimselerle. Peki iyi kimselerle beraber olunca ben orada iyi bir şey yapamıyorum, sadece dinliyorum falan. Sadece dinliyorum. Bunun birçok faydası olur. Birçok faydası. Anlatmışlar kitaplar. Yani ben istifade edemiyorum. Ediyorsun. Nasıl ediyorsun? Kabiliyetim yok. Anlatılanları anlamıyorum. Tamam anlamak. Gene faydalı. Ne gibi faydası var? Ya orada bulunduğun süre içerisinde günah işlemiyorsun ya. İyi insanlarla bulunuyorsun. Tabii. Bir de hadis-i şerif var ya. Hani İşte Allah-u Teala'nın böyle Allah-u Teala'dan bahseden yerler arayan melekleri varmış. Onlar bulunca böyle kanatlarıyla arşa kadar çıkarlar. Allah-u Teala'ya sorarmış ne buldunuz diye. Ya Rabbi işte kulların bir araya gelmiş senden bahsediyor, senin sevdiklerinden bahsediyor. İşte cennetten, cehennemden bahsediyorlar. Bunun üzerine Allah-u Teala sorarmış. Onlar beni gördü mü, cenneti gördü mü, cehennemi görmüyor, görmediler. Görselerdi daha nasıl olurdu? Onlar daha çok aynı şekilde böyle hani senden bahsederler, daha çok itaat ederlerdi. Bunun üzerine Allah-u Teala şahit olun ben onların hepsini affettim deyince... Ya Rabbi Osman Ünlü oraya dünya menfaati için gelmişti. Yani oradaki şeyi dinlemek için gelmedi. Dünya menfaati için. Mustafa Toköz'den bir menfaati vardı. Onun için geldi Mustafa Toköz'ün sohbetine. 120'ye kadar yaşayacaksın ya nasılsın? Allah sana evlerine versin. Mustafa Toköz'ün sohbetine. Orası biraz komik oldu. Neyse canım. Bizim dinleyiciler ariftir. Anlarlar. Anlarlar. Anlarlar.
Allah-u Teala buyurulmuş ki, Allah-u Teala buyurulmuş ki, beni ananlarla beraber bulunan benim misafirimdir. Onu da affetti. O sana kazanç. Sadece orada bulunmakla yani. He ya. Yani dünya menfaati için gelse bile orada bulunduğu için kazanç. Nerede bulabilirsin böyle bir yeri? Bulduğun zaman da kaçırmamak lazım. Ama bunun tersi de var tabii. İşte din cahilleriyle, dünya düşkünü olanlarla ve mezhepsizlerle görüşmek, sohbet etmek de tehlikeli. O da tam tersi. Sendeki imanı da alır götürür. Bunlarla görüşmek, böylelerle görüşmek insanın batınını, kalbini, ruhunu harap eder. Ama evliyanın, salihlerin sohbetinde bulunmak ise zikirden, diğer nafile ibadetlerden de daha faidelidir. Ahmet bin Ebul Havari Hazretleri sevdiklerine kalbinde bir katılaşma gördüğünde salihlerle sohbet et, onlarla bulun, yemeği azalt, nefsinin isteklerini yapma ve onu sıkıntılara alıştır buyururdu. Ve şimdi mesela hatıra gelebilir dinleyicilerimizden. Ya nerede bulacağız böylelerini? O zaman şey devreye giriyor. Allah rahmet eylesin, hemen haberi naklederlerdi onu. Mükatebe, nısfı mükaleme diye. Yani kitap okumak sohbetin yarısıdır. Neden İmam-ı Rabbani Kutusu'nun kitabını alırsın? Yani hayatta yok, bulamadık. Ama kitapları var, hayatları var. Alırsın Mektubat isimli kitabını. Ha, nefsi demez onu. Hatta bahane bulur. Ya burada bir şirk kelimeler var. Bunları anlamıyorsun zaten. Ne anlatılıyor burada falan. Kapat bunu falan der. Ha, inat et. O toy kurur, bağırır, çağırır falan filan ama sen ısrar edersen ve her gün aynı şekilde bir sayfa okumaya adet edersen bir müddet sonra farkına varmazsın. Anlamasan bile kalbin zevk almaya başlarsın. Çünkü İmam-ı Rabbani Kutusu'nun kalbinden bir kapı açıldı. Zaten açık onların kapısı da. Senden de aynı şekilde böyle bir ufak bir delik açıldı. Oraya nur giriyor. Nur girdikçe ruh lezzet alıyor. Lezzet alıyor. Lezzet aldıkça bu sefer sen arttırırsın. Bazen alırsın, kitabı elinden bırakmak istemezsin. Ben efendim işte sohbet ediyorum. Tabii sohbet ediyorsun işte. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin kitabını okudukça mesela 2 saat okusan nısfın mükâleme olduğu için 1 saat onunla berabersin. 1 saat onunla berabersin. Ne oldu? Ömrünün 1 saatini büyüklerle geçirmiş oldun. Nasıl bir avantaj olduğunu da az önce anlattınız. Değil mi? 1 saatini. O 1 saat belki de bütün ömründe o yetecek yani. Ya belki de ahirette imdadına yetecek o. İşte yani. O ağır geliverecek o. Evet, o 1 saat yetecek belki de. İşte hatta belki de Allah-u Teala diyecek ki sen benim bu sevdiğimi sevdin mi? Allah'ın evliyası Allah'ın sevdikleridir. Sevdin mi? Sevdim. Biliyor Allah-u Teala. Bunun günahlarını silverin. Efendim borçlar var, onları da silin. Kulaklar var, üzerime aldım onları da. Ya bundan daha aynı şekilde karlı bir şey olur mu? Gelin şu köşkü de verin. Ha, o köşkü de verin. Ya bundan daha karlısı olur mu? Salihlerin sohbetini aramalı. Bunun için buyuruyorlar ki onlarla beraber olmaya çalışmalıdır. Ancak sohbet dünya için olup ahiret düşünülmezse dünya ve ahiret için hüsran olur. İmam-ı Rabbani Hazretleri ehl-i sünnet itikadından hardal tanesi kadar ayrılanla sohbet etmek, arkadaşlık kurmak öldürücü zehirdir. Yani imanı götürür buyuruyorlar bu. Bu da tehlikeli. İki taraflı bu. İki taraflı. Bunun için de çok uyanık mı olmak lazım? Evet, çok uyanık olmak lazım. Yani ömrü nerelerde kullanacaksın sen, ne yapacaksın falan. Şimdi belki bizi izleyen ve dinleyenlerin izleyen diye televizyona hep alırsınız. Şimdi dilimizi oradan da söylüyoruz. Dinleyenlerin hatırına gelebilir. Yani şimdi biz işte dizileri seyretmeyecek miyiz diye hatıra gelebilir. Maç seyretmeyecek miyiz? Maç seyretmeyecek miyiz? Şimdi İnsan mesela şeyde herkese lazım olan iman kitabı var, Hakikat kitabını yayınladı. Orada imanın 6 şartı anlatırken ahiret gününe iman. Orada anlatılıyor, kıyamet günü anlatılıyor, dehşeti anlatılıyor. Hatta kıyamet ahiret kitabında daha geniş bir şekilde anlatıyor. Ölüm anı anlatılıyor, ölüm anında neler olduğu. Yani insan böyle şey olduğu zamanlarda bu kitapları bilhassa kıyamet ahiretin ilk böyle 30 sayfasını okumalı. Herkese lazım olan iman da ahiret gününe imanı okumalı. Bunları okuyunca insan oturup bir düşünmeli. Ya arkadaş, kabre ben tek başıma gireceğim. Hesaba tek başıma çekileceğim. Benim sevdiklerim, gördüklerim, bu dizideki baktıklarım, bunların hepsi hikaye, hayal yani. Televizyonu kapatıyorsun, bir şeycik yok. Yani bir görüntüden ibarettir. Dünyada öyle zaten de. Ve netice itibariyle ben namazı bunun için geciktirirsem veya da aynı şekilde Kur'an-ı Kerim okumayı geciktirirsem, ne bileyim ben kitap okumayı ben bunlar için geciktirirsem, bunlar beni ahirette ne dereceye kadar kurtaracak ve koruyacak. Bunu düşününce nefsine karşı
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bunu ki müminlere nasihat et, müminin nefsi nasihat dinler. Nasihat da kim yapar? Ehl-i Sünnet alimleri, Evliya-i Kiram. Evliya'nın kiramın sözünde Rabbani tesir vardır. Bu kitapları okudukça hem onlarla beraber olursun, sohbet etmiş olursun, hem kalbin aynı şekilde kuvvetlenir, ruhun canlanır ve sen de ruhtanı düzeltirsin. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın verdiği ömrü lazım olan lüzumlu yerlerde kullanma durumun söz konusu olabilir efendim. Hocam şimdi müsaade ederseniz kısa bir ara verelim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz. Değerli izleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz şimdi. Osman Ünlü hocamız hakikaten önemli bir konuyu bizlerle paylaşıyordu. Yeni bilgiler ediniyoruz. Ömür sermayesini nasıl kullanmakla alakalıydı biliyorsunuz konumuz. Ömrü lüzumlu yerlerde kullanmalıdır. Ama bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Hocam onu anlatıyordunuz. Buyurunuz. Estağfurullah. Şimdi efendim, Anadolu'da yetişmiş olan Ahmet Siyahi Hazretleri var. Bu zatın oğluna nasihati uzun. Aslında hepimize nasihat. Bu Türkiye Gazetesi'nin okuyucularına vermiş olduğu Evliya Hasibesi'nde Ahmet Siyahi Hazretleri hayatı var. Oradan da aynı şekilde merak edenler diğer. O, biz sadece orada bir bölümünü nakledeceğiz şimdi. Uzun uzun da anlatılıyor. Merak edenler oradan da alıp aynı şekilde evet. Okuyabilirler. İşte Ahmet Siyahi Hazretleri oğluna nasihat derken buyuruyor ki, ey oğul, dünyaya sarılmış, ona gönül vermiş olanlarla bulunma. Onlarla sohbet ve beraberlik ne getirirmiş bak? Gam, keder, üzüntü getirir. Hakikaten gidiyorsun. Bugünkü haber sitelerine bakarken baktım bu oyunculardan, genç oyunculardan birisi biz diyor gittiğimiz toplantılarda sadece alkol kullanmıyorduk, sadece alkol içmiyorduk diyor. Genç yeni yetişmiş. Bulunduğu ortam bu. Gittiği yerde burası. Alkolü otomatik olarak alışıyor. Ondan sonra esrar, eroin, neyse benzeri aynı şekilde şeyler. Daha 30-40 yaşına geldiği zaman hani tabiri caizse diskalifiye olacak, saf dışı olacak. Bedenen, bedenen. Ömür bitti, ondan hastalıklar, çileler, bilmem neler falan. Aklı başına gelir mi, gelmez mi? O da meçhul, imanını düzeltir mi, ben ahiretimi kurtarayım, o gelir mi, gelmez mi? Baldır küldür öyle daha havana kalır. Psikolojisi bozulur zaten otomatik olarak. Ve dolayısıyla da cehennem yoluna gider. Allah saklasın, hepimizi muhafaza eder. Gam, keder ve üzüntü getirir. Bu diyor, tecrübeyle sabittir buyuruyor. Tecrübeyle sabittir. Onlar bu Londra'nın bir nehri vardı. Neydi senin? Neydi o nehri? Times. Times mıydı? Böyle çok sis basarmış Londra'yı da. Bir gün böyle sis basmış. Yani iki metre ilerisini göremez halde. İki kişi karşı karşıya gelmişler falan. Ya demiş nehir nerede? Demiş beş metre ileride. Emin misin? Emin olmaz mıyım demiş, oraya düştüm demiş. Daha bak üstüne. Oradan geliyorum ya. Oradan geliyor. Yani Ahmet Siyahi Hazretleri buyuruyor ki bu tecrübe edilmiştir diyor. Yani bunda bir tereddüt yok. Yani bu dünya ehliyle şey yapınca gam, keder ve üzüntü getirir. Bu tecrübeyle sabittir. Onlar senden faydalanırlar ise de sen onlardan faydalanamazsın. Buyuruyor. Sen onlardan faydalanamazsın. Ve bunun içinde yani İslam alimleri kitaplarını okumak aklımızı kuvvet
kuvvetlendirir, ruhumuzu kuvvetlendirir, rotamızı düzeltmemize ve ömür sermayesini de uygun bir şekilde kullanmamıza sebep olur. Bunun için salihlerin sohbetine ve ahkam-ı İslamiye uygun olan şeylere rağbet etmeli, İslamiyete aykırı iş görenlerden, böyle yerlerden uzak durmalı. Ehlullah'ın, yani Allah adamlarının sohbeti, kemalin, olgunlaşmanın ele geçmesi için mutlak lazımdır. Evliyanın sohbeti faydalıdır. Zira onların sohbetinin bir saati 40 günlük mücahedelerden daha üstündür. Muhammed Masum Kutsi Sözleri buyuruyor ki, evliya ile dünya menfaati için sohbet eden bereketlerine kavuşamaz. Sohbet insanı nefis ve şeytan şerrinden korur. Sohbetten istifade etmek için inanmak, muhabbetle teslim olmak lazımdır. Onun için de bu büyüklerin kitaplarını, hani benim cümlemde naklettiğimiz gibi, Nısf-ül Mükâleme. Dolayısıyla kitaplarını okuduğumuz zaman biz onlarla sohbet ediyoruz. Sohbet ediyoruz. Buna inanmalı. Samimiyetle yapmalı. O zaman insan otomatik olarak der, ben ne yapmam lazım? Şimdi İslam ve toplumda zaman zaman yakine şahitsiniz. Programdan çıktıktan sonra maille olsun, telefonla olsun arayanlar. Mesela kitap talebinde bulunuyor. Hatta ben diyor, parasını göndereyim, bana kitap gönderir de ben de dağıtayım. İşte benim diyor bir annem babam var, onlar aynı şekilde şey yapmıyorlar, ben ne yapabilirim soruyor. Niye? Kalbine o nur girdi, duramıyor. Sağ solu onlar da istifade etsin demeye başladı. Yani kendi İslamiyet'i öğrenince, o büyüklere muhabbet olunca, o kitapları okuyunca, o nur kalbe girince önü aydınlandı. Yolu gördü. Görünce eyvah dedi, bunlar hem karanlık hem de gittikleri yol aynı şekilde berbat diyor. Evet. Ve burada bunlar düşerler. Uçuruma da düşerler. Başlıyor feryada. Onun için Enver abiler Allah-u Teala rahmet eylesin. Yani öyle olmalı ki bir kişi daha cehennemden kurtulsun. Hatta bazen bir tabir kullanılardı. Allah-u Teala bir kimseye yani iman vermiş, ehl-i sünnet itikadı vermiş, sevdiklerini sevgisini kalbine vermişse bunun gözü açılmıştır. Yani önü açık bunun. Görüyor. Sisli değil. Dışarıdakilerin önü kapalı. Onları ürkütmeden uyandırmak için gayret sarf etmeli. Bir kişi daha cehenneme gitmemesinin düşüncesinde olmalı. O zaman bakıyorsun onur girince siz kendiniz de şahitsiniz. Ben nasıl faydalı olabilirim anneme, kocama veyahut da beyime nasıl faydalı olabilirim diye çırpınanlar var. Niye? Daha önce niye çırpınmıyordu? Daha önce onur yoktu kalbinde. Yani herkes böyle işte ya ne yapalım falan deyiveriyordu. E şimdi o şekilde o gaflet içerisinde olanlar öyle söylüyorlar. Dolayısıyla hakiki alim evliya bulunmadığı zamanlarda mürşit geçen cahillere de aldanmamalı. Vefat etmiş olan alim evliyanın ruhlarından feyiz almaya çalışmalı. Buna kavuşmak için de ehl-i sünnet itikadında olmalı. İslamiyet'in hükümlerine uymalı. Hakiki alimlerin kitaplarını okumalı. Okuyanla sohbet etmeli. Küçük çocuk en çok anasını sever ve ona sığınır. Aklı başına gelince babasına daha çok güvenir. Buna sığınır ve bundan faydalanır. Mektebe sanata başlayınca hocasına, ustasına sarılır. Bunlardan faydalanır. Allah-u Teala'nın adeti böyledir. Ruhun kazançları da bunun gibi. Önce ana baba ve alim, sonra Resulullah Efendimiz vasıtasıyla alınıyor. Ve şöyle bir beyit geçiyor da, erenlerin sohbeti ele giresi değil. Sohbete kavuşanlar mahrum kalası değil. Mahrum kalası değil. Dolayısıyla bu büyüklerin kitaplarını okuyan, severek, isteyerek okuyan bir kimse mahrum kalmaz. Ne bakımdan mahrum kalmaz? Bak hiçbir şey yapamasa bile, hiçbir şey yapamasa bile gün gelir tüh der yani ömrümüzü boşa geçirdik. Ağlar, ondan sonra tövbe istiğfar eder. Bunlar da kar. Hayattayken bunların hepsi karhanesine geçiyor. Ama böyle bir kitap okumasaydın, yani bu büyüklerin ki sohbetlerini, yani kitaplarını okuyarak onlara kavuşmasaydın, ömrünü heba ettiğini de bilemeyecektin ki. İşte şöyle eğlendiydik, gençlikte böyle yaptıydık, bir zamanlar gittik şöyle aynı şekilde orada bir işte ne bileyim ben kümesten kaz kaçırdıydık falan yerde kuzu kaçırdıydık, onları mahar etmiş gibi anlatır durursun. Yaptığı hırsızlıkları, yaptığı kötülükleri, adam birisini dövdüydük de hatırlar mısın ya adam nasıl böyle yalvarıyor daha iyi falan anlatır durursun. Hala ömrünü çarçur etmeye devam ediyor. Aklı başında değil ama din büyükleri kitaplarını okumuş olsa bunları söylemekten haya ettiği gibi eyvah ben ne yaptım? Bunlar, hatta evet, bunların bir hesabı olduğunu anlar. Anlar. Hatta bırak bir insana aynı şekilde eziyet ve sıkıntı vermeyi, okudukça gözünün önüne gelmeye başlar. Eyvah der. Ben hayvanlara da eziyet ediyordum. Onlar yarın gelecek benden haklarını isteyecek. Ben onların nasıl yapabilirim, nasıl aynı haklarını ödeyebilirim, derdine düşer. Derdine düşer. Çünkü Cenab-ı Hak bir ömür vermiş ama bunun hesabını da soracak. Çünkü bu beden bana ait değil.
ve muntazaman iç organlarımın hepsi, kalp başta olmak üzere, karaciğer, akciğer başta olmak üzere bütün organlar, böbrekleri de, midesi de, bağırsakları da, safra kesesi de, hepsi tıkır 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 çalışıyor. Bende bir sigorta primi bekledikleri yok, maaş bekledikleri yok, tatile çıkacağız, çalışmayacağız diye bir itirazları yok, bir isyanları yok. Yeter be artık yani şöyle 50 senedir, 60 senedir, 70 senedir sana çalıştık durduk, ne faydanı gördük demiyorlar. Bunu devamlı surette benden habersiz çalıştıran Allah-u Teala bir gün diyecek ki bunu ben sana verdiydim, gel bakalım bunun bir hesabını ver. Bunun bir hesabını ver. Demeyecek mi? Diyecek tabii ki. Hani zaman zaman anlatıyoruz, yeri geldiği için tekrar anlatmak tabii mahsur yok. Hadis-i şerifte geçiyor. Allah-u Teala bir kuluna bir ömür vermiş, bir adada yaşıyor. Vefat etmiş ama 500 sene ibadet etmiş, 500 sene ibadetinde kabul olmuş. Mahşer günü mizana götürmüşler, bunun hesabı görülüyor. Hadis-i şerifte geçiyor. Melekleri, ya Rabbi bunun işte 500 yıllık kabul olmuş ibadeti var. İyi diyor, mağfiretimle, ihsanımla cennete girsin. Diyorlar ki 500 yıllık kabul olmuş ibadetim var ama Allah-u Teala ihsanımla cennete girsin buyurdu. Demiş bir dakika ya. 500 yıllık kabul olmuş ibadetim var. Ben demiş alnımın hakkıyla girmek isterim. Hak ettim ben diyor. 500 yıllık kabul olmuş ibadet. Niye demiş aynı şekilde ihsanla gireyim. Allah-u Teala'ya ya Rabbi kulunu duydum böyle diyor. İyi diyor o zaman. Onun bana yaptıklarını benim de ona verdiklerimi hesap ediverin. Takır 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 bir hesap. 500 yıllık kabul olmuş ibadet. İki gözden sadece birisini karşılamıyor. Ya öbürüsü var, burun var, ağız var, kulak var, el, ayak var, iç organlar var. Oho! Ya Rabbi diyor karşılamıyor. Böyle böyle iyi diyor atın cehenneme. Vay diyor yalvar be. Ya Rabbi diyor ben hata ettim özür dilerim. Özür dilerim. Bunun üzerine melekleri durdun diyor. Onlar vasıtasıyla sorduruyor. Sen nerede yaşadın? Diyor bir adada. Adanın etrafı deniz suyu. Oradan mı içtin? Diyor. Hayır. Ya adada diyor tatlısı çıkıyordu. Kim çıkardı onu? Ya Rabbi diyor sen çıkardın. Peki ne yedin sen? Diyor ki ya Rabbi benim bir kulübem var. Kulübemin önünde diyor bir nar ağacı vardı. Bir sabah bir akşam nar verirdi. Peki ey kulum diyor nar ağacı seni de kaç defa meyve verir? Bir defa. Senin nar 365 gün günde iki defa. Bir sabah bir akşam. Bir sabah bir akşam. Peki kim yarattı kim verdi? Ya Rabbi sen nasıl öldün diyor. Secdedeyken öyle talep ettiydim diyor. Kim yaptı? Ya Rabbi sen. Tabii eziliyor onu sana da. Ya Rabbi diyor anladım. Özür dilerim. Bunu senin peki diyor o zaman geç ihsanımla cennete geç şimdi ihsanımla. Şimdi yani Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri düşündüğün zaman tabi bunları okuyunca dinleyince insan bir düşünür hakikaten der ya. Bunları hepsini veren Cenab-ı Hak. Ben şeyde ilk TGRT'ye geldiğim zaman tamam şeyi falan yani fotoğrafçılık falan yapmadım bilmiyorum. Basında da çalışmadım. Ya da oradan dolayı TGRT'ye geldi. Kameralarda zoom meselesi falan. Zoom yani nasıl zoomlayacak falan. O zamanlar zoom'un ne olduğunu geç fotoğraf makinesi kullandığını biliyordu da duyuyordum ama ne anlama geldiğini bilmiyordum. Başıma gelmedi. Fotoğraf makinem de yoktu. Profesyonel olarak olanlar biliyor. Onlar biliyordu falan. O zaman aynı şekilde gördü falan. O zaman Allah Allah dedim ya. Şimdi fotoğraf makinesinde de hatta şeyde bile o dürbünlerde bile ayarlar yapılıyor. Ondan sonra o kameralarda ayarlar yapılıyor. Böyle bir kameraman bir genç birisi var dedi. Abi dedi böyle tuhaf oldun dedi. Niye öyle şey yaptın? Dedim ya siz dedim aynı şekilde bir görüntü alabilmek için bir sürü dedim aynı şekilde devreye giriyorsunuz. Yok zoom yapıyorsunuz, zoom yapıyorsunuz. Netlik ayarı yapıyorsun. yapıyorsunuz falan. Evet abi dedi. Ya ben başımı kaldırıyorum karşıdaki dağı görüyorum. Zoom mum yok dedim yani. Ayar da yok. Başımı kaldırıyorum karşıdakini görüyorum. İndiriyorum önümdekini görüyorum. Yani saniyeler, saniyeler içerisinde göz ayarlıyor onları. Ya Cenab-ı Hak öyle bir nimet vermiş ki öyle bir nimet. Bunun hesabı sorulmaz mı? Şeyde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etmiş, ahirete intikal ettikten sonra Eshab-ı Kiram'dan bir zat. Gözleri ama olmuş. Resulullah Efendimiz soyundan gelen, işte Ehl-i Beyt'ten mübarek bir zatın huzuruna diyorlar ki bu evladı Resulü Ehl-i Beyt'tendir. Tabi Eshab-ı Kiram olduğu için kalben de varis misiniz diye soruyor. Kalben de varis misiniz? Yani neyse ben varissin de. O da biliyor tabii Eshab-ı Kiram Aleyhümdan Efendilerimiz neyse. Evet diyor. Peki diyor.
Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam verilen size de ihsan etmiş midir? Ne istiyorsunuz ya? Gözlerimin açılmasını. Dua ediyor. Mustafa Bey gözleri açılıyor. Karşıda bir dağ varmış. Dağın üzerindeki çakıl taşlarını görüyor. Netliğe bak. Bunun üzerine Ehl-i Beyt'ten olan Mustafa soruyor. Böyle olmasını mı istersin? Ahirette bunun hesabını vermeyi mi istersin? Yoksa sabredip mükafatını mı? Diyor ki sabredip mükafatı konusunda bana taahhütte bulunursan diyor vazgeçeceğim görmekten. Şefaat istiyor yani. Sabr-ı kerim olmasına rağmen. O zat da peki buyuruyor. Tekrar gene görmüyor. O müthiş bir şey ama. Müthiş bir şey. Ama orada mesela dağın tepesindeki çakıl taşlarını bile görüyor. Cenab-ı Hak murad edince elbette kabul tabii ki. Yarattı mıydı? Yaratır tabii. Yani kartallar ne kadar yüksekten yerdeki şey solucanı görüyor. Görüyor. Yani murad edince olmayacak şey değil. Olabilen bir şey. Olmayacak şey değil. Ama şimdi o zat ahirette bunun hesabının sorulacağını ve bu hesabın altından kalkılmasında zor olduğunu yakinen biliyor. Onu görmekten vazgeçiyor. Bir de şey diyor, peygamber bir zaman da oluyor. Gözü çıkmış geliyor diyor ki ya Resulallah. Bunu diyor koyayım yerine koyacak. Görmeyi mi yoksa cennetini ya Resulallah diyor garanti verir misin? Şefaat için. Peki buyur at veriyor gözünü. Ne müthiş bir şey ya. Görmekten vazgeçiyorsun. Görmekten vazgeçiyorsun. Ha onlar iyi biliyorlar, iyi anlamışlar. Neyi iyi biliyorlar, neyi iyi anlıyorlar? Allah-u Teala dünyada belli bir zaman dilimi vermiş. Bu zaman dilimi içerisinde Cenab-ı Hak bu vücut nimeti vermiş. Vücuttaki bütün organlar nimet vermiş. Ondan sonra senin içecek suyun aynı şekilde geliyor. Yiyeceklerin topraktan çıkıyor. Bunların hepsini ayarlamış. Tıkır 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 sebepleri yapışıyorsun. Bunların hepsi geliyor. Bunları veren bir gün bunun hesabını soracak. Sen bunları vermiş, sen ondan sonra bir de ömür vermiş, sen çarçur ediyorsun. Pamyonlarda, gazinolarda, karıyla, kızla, neyse şunla bunla aynı şekilde ömrü geçiriyorsun, bitiriyorsun. Sonra ansın, ecel geliveriyor, hık diyorsun, hık ya kaldı orada. Bitti yani o iş. Ömrün boşa gitti. Lüzumsuz yerde gitti. Onun için İmam-ı Rabbani Kutu Sözleri'nin buyurdukları gibi vakit keskin bir kılıç gibidir. Yarına çıkacağın belli değildir. Ne yapacaksan hemen yap. Ne yapacaksan hemen yap. Çünkü ecel ansızın gelir. Şeyde büyüklerden bir zat fırından ekmek bile alsa, taze ekmek bile gelse onu güneşe kurmuş. Kurutulmuş onu. Kuruttan sonra onu suyun içerisine böyle ufalayıvermiş. Kuruyunca çabucak ufalanıyor ya. Ufalanıyor. Ondan sonra hemen suyla karıştırdı da içiveriyormuş. Demişler efendim niye böyle yapıyorsun? Yemek yiyecek kadar vaktim yok buyurulmuş. Yemek yiyecek kadar vaktim yok. Ve beni alıkoyuyor diyor. Biz mangalda yapıyoruz ya, ne yapacağız ya şimdi? Siyafetler düzenliyoruz. Değil mi? Yani onun için özel vakit ayırıyoruz. Allah Allah. Onlar çıtası yüksek hocam. İşte zaten din büyüklerinin hani sohbetinden Murat onların kitapları, onların hayatları okuyunca insan gayri ihtiyarı o zaman der ki ya ben bunun neresindeyim? Yani. Dedirtir o. Benim çıtam nerede ya? Varsa. Hangi seviyede? Ayaklar altında sürünüyor. İnsan hatırına gelir. Hatırına gelince de o zaman düşünmeye başlar. Muhasebesini yapar. Yani peki efendim hani İmam Hasan Bani Farad Yalat Hazreti yaşlı bir zatı yenmiş. Allah rahmet eylesin hemen abilerdi. İhtiyar derlerdi. Gerçekten ihtiyar birisi gelmiş. Böyle ihtiyar birisi gelmiş. Demiş buyur amca. Demiş tövbe etsem Rabbim kabul eder mi? Demiş amca geç kalmadım. Hayır demiş kalmadım çünkü ölmedim de. Geç değil. Yani öldükten sonra tövbe bitti. Geç kaldı. Ama hayattayken mektup gelmişti cezaevinden hatırlar mısın? Evet. Yani dinleyicimiz işte önce Tegeret FM'le teması geçmiş, sonra kitapları bulmuş, Tamimna diğerlerini okumuş. Okuduktan sonra işte Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne muhabbet
muhabbetler artmış, Hüseyin'in efendiye muhabbetler artmış, onlarla saygıyla şeyle bahsederken bir yerde bir ifade geçiyor. Ölüm diyor, boşuna geçmiş. Ya tanımasaydım? Bak zaten şimdi ya tanımasaydım. Peki daha önce düşünmüyordu bunu. Hatta karma karışık düşünceler içerisine girmişmiş. Ama önü aydınlanıverince, yani o büyüklerin sohbetine kavuşunca, yani onların kitaplarını okuyunca önü aydınlanıveriyor. Ya diyor, ben hiç aynı şekilde yakalamasaydım, Allah-u Teala bana bunları tanıttırmasaydı ne olacaktı benim? Ne olacak? Ömür çarçur olup gidecekti, berbat olup gidecekti. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Onun için de din büyükleri ısrarla buyuruyorlar ki Allah-u Teala'nın verdiği zamanı en iyi şekilde kullanmalı. Peki dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Ya böyle şeyler anlattınız ki yani şimdi biz yani dizide seyretmeyecek miyiz, oyun sonunda eğlenmeyecek miyiz, gülmeyecek miyiz? Ya onları yasak etmemiş ki İslamiyet. Rabbimizin rızası, yani İslamiyet'in bildirmiş olduğu bir çerçeve var, bir hudut var. O hudut çerçevesi içerisinde mesela Resulullah Efendimiz'e latife ederlerdi, gülerlerdi. Sahabe-i kiram da aynı şekilde latife ederlerdi, gülerlerdi. Ve Peygamber Efendimiz'in latife yaptığı olurdu ve Peygamber Efendimiz'in demek ki yapıları müsaitti. Resulullah Efendimiz'e karşı da latife yapıyorlar. Mesela şeyde Hayber'in fethinde sahabe-i kiramdan bir zat o mevsimde bir göz rahatsızlığı oluyormuş. Bu yaş hurma yemek. O hastalığa da iyi gelmezmiş. Yiyecek bir şey bulamamış. O taze hurmalardan almış, tam yerken Resulullah Efendimiz görüvermiş onu. Hem gözün ağrıyor hem de aynı şekilde bu hurmadan mı yiyorsun diye sorunca, ya Resulullah ağrıyan tarafla değil öbür tarafla çiğniyor. Resulullah Efendimiz mübarek dişleri görünceye kadar tebessüm etmişler. Bir tane de Ensari Kiram'dan birisi böyle turfanda bir şey gördüğü zaman hemen alır getirmiş. Kendisi fakir kiramın para bul yok. Getirir bir seferin öyle bir köfe üzüm, bir sepet üzüm getirmiş Resulullah Efendimiz önüne koymuş. Bu ne demiş? Hediye demiş. Hediye olunca yiyor Resulullah Efendimiz. Kendileri yiyorlar, Ensari Kiram'a da yediriyorlar. Tabii veresiye almış onu. Sonra mal sahibi para demiş, gel gel demiş onu. Getirmiş Resulullah Efendimiz huzuruna. Senin üzümleri bu zat yedi, bundan al parasını. Resulullah Efendimiz hediye demedim. Dedim diyor ya Resulullah. Peki diyor parası, benim param yok ki diyor. Niye aldın o zaman diyor. Vallahi size layıktı diyor. Tamam. Dayanamadım size aldım. Ve Resulullah Efendimiz tebessüm ederek aynı şekilde öderlermiş onu. Öderlermiş. Ama herkes yapamıyor tabii ki. Latife ederler, şaka ederler. Hatta mesela bir şeyde giderlerken böyle biraz da kilolu bir hanım yayan gidiyor. Yorulmuş tabii ki. Demiş seni demiş deve yavrusuna bindireyim mi? Tabii kilolu olduğu için demiş ya Resulullah hani çok özür dilerim de demiş deve yavrusu beni taşır mı? Her deve bir devenin yavrusu değil mi buyurmuşlar. Latife etmişler yani. O kadar öyle düşününce her deve bir devenin yavrusu değil mi? Bir devenin yavrusu. Dolayısıyla latife de edilir, şaka da edilebilir, eğlenilebilir de ama dinimizin çizmiş olduğu belli bir hudut var. O hudut içerisinde olmalı bu. Ve o hudut da işte haramı helali öğrenmek suretiyle olur. Haram helal öğrenilmediyse, haram helal bilinmediyse, bilinmiyorsa o hudut tutturmak mümkün değil. Bunun için efendim hani tekrar çünkü çok güzel özetlemiş İmam-ı Rabbani Kutlu Sözler onu. Vakit keskindir, kılınç gibidir. Ne yapacaksanız hemen yapın. Mühim olanları öne almalı, mühim olmayanları sonraya bırakmalı buyuruyor. O bizim için ölçü olmalı. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerif var. Helekel müsevvifu. Ne demek? Sonra yaparım, ileride yaparım diye helak oldu. Zamanımıza çok ya. Ya dur bakalım daha hele şu gençliğimde aynı şekilde tadını çıkaralım. Biz ileride biz bunu yaparız. Ne hangi ileride? Verecek mi o fırsat? Hani İmam-ı Rabbani Kutlu Sözler buyuruyor ki yavrum buyuruyor. Hani sonraya atıyorsun da diyor. Sonraya atıyorsun. O sonra gelecek mi? Velev ki geldi. Yaşlılık dönemi geldi. Bu sıhhat olacak mı? Hani kolumu kaldıramıyorum. Ayağımı tutamıyorum. Affedersin yani çişimi tutamıyorum, kakamı tutamıyorum demeye başlayacaksın. Öyle yani yaşlılığın getirdiği handikaptır bu. Bu şuna buna gülmeye gelmez ki. Çünkü bütün organlar yaşlanıyor. Bütün organlar yaşlanıyor. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Kutlu Sözleri de bu şartlar eline geçecek mi buyuruyor. Yani zaman hani bir söz var ya dün öldü yarın meçhul. An, bu an. Büyüklerden bir zatta birisi gelmiş de demiş son nefese la ilahe illallah deyince insan kurtulmaz mı? Elbette kurtulur evladım buyurmuş. Demiş biraz sonra ölebilir misin? Ölebilirim diyor. Niye bekliyorsun o zaman diyor sonrayı. Hemen desene Allah diye. Hemen la ilahe illallah desene. Hemen başla. Onun için bir de bir şey daha bahsediyorlar kitaplarda. Yarın mahşer günü amel defteri verildiği zaman herkes bakacak. Bakacak sayfa bomboş. Ömür zayi olmuş. Hiçbir şey yok.
Ama bir yerde bir istiğfar okumuşsun ve hatta la ilahe illallah demin. Onu görünce dünya ve içindekiler sana verilmişten daha fazla sevinirsin. Yok çünkü orada başka bir şey. Oraya sermaye buradan gidiyor. Bu o sermayeyi de temin etmek bu verilen ömrü lüzumlu yerlerde kullanmak suretiyle olur. Başka türlü olmaz. Cenab-ı Hak hepimizi sonuna eylesin inşallah. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Başka bir konuyu konuşmak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Daha doğar doğmaz ümmetim dedi. Ümmetin affını haktan diledi. Miraç güzinde tekrar eyledi. Ümmetine düşkün peygamberimiz. Kabirde mahşerde sıratta bekler. Günahkar ümmete şefaat eder. Onlarla birlikte cennete girer. Ümmetine düşkün peygamberimiz. Allahü Teala Habibim dedi. Ümmeti derdime tabibim dedi. Alemler sultanı ümmetim dedi. Ümmetine düşkün peygamberimiz. Alemlere rahmet olarak geldi. Güzel ahlakı tavsiye ederdi. İlahi nurlardan müjdeler verdi. Ümmetine düşkün peygamberimiz. Gizli hazineydim dedi Rabbimiz. Tanınmayı sevdim dedi Rabbimiz. Nurumdan nur verdim dedi Rabbimiz. Ümmetine düşkün peygamberimiz. O nuru verdi Adem peygambere. Secde etsinler dedi meleklere. Onu anlattı bütün ümmetlere. Ümmetine düşkün peygamberimiz. Temiz analardan ve babalardan. Amine de nasip aldı onurdan. Müjdeler verildi daha doğmadan. Ümmetine düşkün peygamberimiz. Putlar yıkıldı o doğduğu zaman. Burçlar yıkıldı o doğduğu zaman. Küfür yıkıldı o doğduğu zaman. Ümmetine düşkün peygamberimiz. Mucizesi çoktu gördü müşrikler. Etmediler iman, haset ettiler. Hepsi birer birer cehenneme gittiler. Ümmetine düşkün peygamberimiz. Kur'an-ı Kerim'i büyük mucize. Ne büyük nimettir hem cümlemize. Muhtacız efendim himmetinize. Ümmetine düşkün peygamberimiz. Eshab-ı kiramı candan severiz. Ehl-i beytini de candan överiz. Sünni
hizmet yolunda candan gideriz. Ümmetine düşkün peygamberimiz, dinine eyledik iman efendim. Ebu Fehim size hayran efendim. Yoluna bin canım kurban efendim. Ümmetine düşkün peygamberimiz. Yoluna bin canım kurban efendim. Ümmetine düşkün